Hemen boşanacaksın Şadiye. Duydun mu beni? Hemen boşanacaksın. Ben de akılsızlık. Nasıl izin verdim o adamla evlenmene? Abla benim onun yanında olmam lazım ya. Şadiye ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? İçtiğin haplar kafanı beynini bulandırdı herhalde. Bana bak, ben kendi ellerimle komaya sokarım seni. Hastanede yan yana yatarsınız. Duydun mu beni? Yenge, ya bu kapıdan çıkamaz zaten. Yok öyle bir sinema yani, yok öyle bir şey. Şadiye, sen delirdin mi? Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye canına kastediyorsun? Bunu bize niye yapıyorsun? Amca öyle bir anlık bir şeydi yani. Aptalcaydı, tamam özür dilerim. Ne yapıyorsun lan sen? Ayarsız. Ne yapıyorsun? Bu şapka ne lan? Bu şapka ne lan? Abi hazırlık yapıyorum işte. Oğlum Narin yenge burada. Sen ortalarda niye geziniyorsun ki ya? Narin yenge de mi burada? Evet. Abi ne güzel işte. Giderim karşısına çıkarım erkek gibi konuşurum çatır çatır. Şöyleyken şöyle oldu. Böyleyken böyle oldu derim. Ha, tabii dersin ben sizin şoförünüz iken dersin. Aynı zamanda Servet abinin ajanıydım dersin. Haber uçuruyordum dersin. O da olur değil mi? Ya abi durum öyle değil ki. Şimdi Deniz Hanımlar beni sepetledikten sonra... Yani bak şu Allah'ın işine... Karşıma siz çıktınız, ben de sizin yanınızda işe girdim yani. Olamaz mı öyle tesadüf? Ulan ayarsız, senin bizimle bir bağlantın olduğunu onların hiçbir şekilde bilmemesi gerekiyor lan. Aksi takdirde sen unut merkezde falan çalışmayı yani. Ha, sizin merkez dediğiniz yer Narin Hanım'la Deniz Hanım'ın ofisi. Tamam. Ya, aynen. Üstüne bastın, ayağını çek. Sen şimdi git, kendine uzaklarda bir otel bul. Biz diyene kadar da ortalıklarda gözükme, tamam? Ya abi siz bu işi biraz ciddiye almıyor musunuz ya? Oğlum ne ciddiye alması? Zafer de zaten komada. Hani dua et de o pislik sana bulaşmasın yani. Abi biz bir şey yapmadık ki ona. Bir iki tokatladık sonra geldik. Vallahi ne kadar ağrına gittiyse artık ona her ne yaptıysan böyle gitmiş kendini camdan atmış çocuk. Dua et de ölmesin, ölmesin. İki olur. İki. Vay be. He ya. Abi ben uzayayım o zaman. Uza bir zahmet. Sen haber verirsin bana. Veririm ben sana haber, veririm. Giydiği şapkaya bak ya. Hazırlık yapıyormuş. Abim nerede kaldı ya? Kaç saattir? Her şeye hazırlanmak lazım. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. O kadar kötü mü durumu? İç organlarında zedelenme var. Kolunda, bacağında, kalçasında çoklu kırıklar var. Ama en önemlisi kafatasından ve omuriliğinden darbe almış. Şimdilik tedbiren uyutuyoruz. Özellikle önümüzdeki 24 saat çok kritik. Elinizden ne geliyorsa yapın. Kendisi benim köylüm olur. Siz bunu muhasebeye verin. Bu sizin bıçak paranız. Muhasebeyi hallettik biz. Sağ olun. Ha Zarife Hanım, misafirler nasıl, iyiler mi? Kimse kalmadı ki Sermet Bey. Nasıl yani, döndüler mi? Ben sabah işe geldiğimde Deniz Hanım pek rahatsızdı. Birkaç saat yatırdı Fırat Beyler, sonra alıp götürdü. Deniz Hanım'ın neyi varmış? Bilmem ki, ağlıyordu işte, pek bir fenaydı. Sokulamadım yanlarına. Tamam Zarife Hanım, sağ olun. Siz evi kapatın, evinize gidin. İyi akşamlar.
yapma ne olur ya. Sana olan duygularımı biliyorsun, yapma. Senin bu aşk meselelerinde daha kırpırın ekmek yemen lazım. Bak şimdi inip açıklayabilirim her şeyi. Gerçekten ben boş bulundum, ne alakayı öyle söyledim. Biliyorsun, yapma. Maren haklı. Senin o boş bulunan dudakların da haklı. Bizden bir cacık olmaz. Alo. Ali, hemen bir şeyler al, yanıma gel. Abi neredesin ya? 40 saattir arıyorum, merak ettim yemin ediyorum. Ya ben geldim Ali. Abi neredesin? Bir de ikinci soru, ne istiyorsun abi? Canını çekti. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.